Şimdi kanun teklifimizi verdik. Bundan sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teşkil eden siyasi partilere düşüyor. Ben öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde de bu da mutlaka illa motamot değil, bir uzlaşarak çıkacak. Neticede bizim sayımız 50. 50 milletvekili ile bu kanun teklifini verdik. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayısı da 600 ve siyasi partilerin dağılımı, sandalye sayısı da belli. Bu çerçevede biz bu verdiğimiz kanun teklifinin ve diğer kanun tekliflerimizin de, taahhütlerimizin de arkasında ve takipçisi olarak meclis faaliyetlerimize devam Takvimi görüyor edeceğiz. musunuz? Yani şu gün şu Tamam. saat demek mümkün Geçmek olmaz. istemiyorum. Ama yani meclis gündemi çerçevesinde bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde bir ortak mutabakat, bir uzlaşma içerisinde bunun çıkabileceğini ve çıkması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda takipçisi olacağız. Şimdi tabii bu eleştiriden rahatsızlık duymayız. Bilakis memnun oluruz. Yapılması da gerekir. Tabii sadece Cumhur İttifakı yok. Bir de onun karşısında oluşan ittifak da eleştiriye açık olması gerekir. Fakat bu eleştirinin doğru bir düzlemde, sağlıklı bir düzlemde yapılması gerekir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak öteden beri bir muhalefet anlayışımız var. Bu muhalefet anlayışımızı biz bir yapıcı muhalefet olarak ifade ediyoruz. Yani muhalefet demek her şeye karşı çıkmak değildir. Muhalefet yapmak demek bir iktidar düşmanlığı değildir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize göre siyaset bir rekabet ve yarış meselesidir. Her partinin kendi kurumsal kimliği, yapısı, programı ve söylemleri vardır. Bunun sağlıklı ve demokratik bir şekilde bir rekabet ve yarış halinde devam etmesi gider. Aksi takdirde hani çarşı her şeye karşı mantığıyla hareket etmek ne o partiye ne de bir muhalefet anlayışına bir faydası olmadığı gibi ülkemize de bir faydası yoktur. Evet, 24 Haziran seçimlerinden itibaren artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı bir yürütme erkinin başı olarak aynı zamanda hükümet yetkisinde üstlenmiş bir durumda görevine başladı. Ve yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni sistemin yasama organı olarak faaliyetlerine başladı. Ve artık geçtiğimiz günlerde de bu yeni sistemin ilk bütçesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardı. Biliyorsunuz biz kaç ay evvel bir de buna paralel bir iç tüzük değişikliği de yapmıştık. Bu yeni sistemi de bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yani eksiklikten ziyade bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel mantığı bir denge denetim üzerine oturan bir sistemdir. Yasamayla yürütme arasındaki fark belirgin şekilde ayrılmıştır. Örneğin eskiden hükümet bir kanun tasarısı sunardı. Şimdi kanun tasarısı sunulmuyor. Sadece milletvekilleri tarafından kanun teklifi öne sürülebiliyor. Ve yürütme erki de Cumhurbaşkanı sadece bütçe teklif edebiliyor kanun olarak. Bir de onun dışında çeşitli tezkereler gelebilecek. Veya gerektiğinde bir olağanüstü hal ilanı gerektiğinde yine meclisten çıkacak. Şimdi bu yeni sistemin mantığını düşündüğümüzde tabii bütçe önemli bir çalışma. Eskiden meclis içerisinden çıktığı için yürütme yani bakanlıklar dolayısıyla onların sunduğu bütçe bilgileriyle yetinilmiş oluyordu. Yeni sistemde
Bu plan bütçe komisyonuna ofis olarak da çalışma kapasitesi, değerlendirme kapasitesi bakımından da biraz daha güçlendirmek gerekecek. Bir de biliyorsunuz kesin hesap yine plan bütçede görüşülüyor. Geçmiş yılın bütçesinin değerlendirilmesi ve oylanması söz konusu olduğu için yine bir denetim komisyonu da oluşturulabilir. Bu plan bütçe içerisinde de olabilir. Bu denetim konusuna biraz daha ağırlık verilme ihtiyacı doğacak. Bir de bütçe dokümanları artık binlerce fasıldan, koddan oluşuyor ve binlerce sayfayı bulan ve uzmanlık isteyen bir konu. Tabii bütün milletvekillerinin bunlara ulaşabilmesi de kolay değil. Ama milletvekillerinin ve meclisin bu kapasitesini de ancak bu kurumsal yapıyı oluşturarak temin edebilirsiniz. Bir de en önemli husus şudur. Tabii kuvvetler ayrılığı daha belirgin hale geldi. Ancak bu iki kuvvet arasında bir temas, diyalog, iletişim olmayacağı anlamına gelmez. İki erkin arasında kalın duvarlar, kale surlar da yoktur. Çünkü hatta yürütme de kendi uyguladığı bu kanunların uygulama sonuçlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgilendirme yapabilmeli. Bu bir rapor şeklinde olur. Bir başka bir yöntemle de olabilir. Veya bu yasaların uygulanmasından dolayı yaşadığı sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletebilmeli. Bunu informal değil, formal hale de getirmek gerekir. Yani başka yabancı ülkelerde de zaman zaman değil mi? Hükümet başkanı meclise veya senatoya mektup yazıyor mesela. Formal hale gelecek. Önümüzdeki süreçlerde hiç acele etmeye de gerek yok. Bunlar mutlaka yerine oturacaktır. Bir de partinizin vereceği birkaç il vardı adaylarını çekme konusunda. Jestler olacak anlamında Cumhurbaşkanı bekliyor ya jestleri. Mesela dedi Rize'de dedi biz de çıkarmamayı düşünebiliriz de. Jest. Genel başkanımıza burada hediye ettik. Hediye ettiniz. Aa güzel. Çok koyduk.